Merhaba, Poster'e hoş geldiniz. Ben Narmin Balayeva. Bugün çok özel bir gün. Anneler Günü. Hayatımızın her anında yanımızda olan, bizi seven, değerli annelerimizin gününü kutluyor ve sizleri Ankara'da açılan Anne Müzesi'ne götürüyoruz. Anne Müzesi Ankara'da ziyarete açıldı. Türkiye'nin ilk anne temalı müzesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Türkiye'den dünyadaki bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şehit annelerimizin, Gazze'li annelerimizi ve savaş altında maalesef bu zorlu süreci yaşamak zorunda olan, yaşayan tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Müzede Anadolu'nun annelik tarihine ışık tutulurken, anne-çocuk temalı tablolar, heykeller ve objelerden oluşan geniş bir koleksiyon sunuluyor. Müzedeki geçici sergi alanında Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları ve Zübeyde Hanım'ın seccadesi ziyaretçilerle buluşuyor. Müzenin Dünya Anne Bebek koleksiyonunun bulunduğu salonda ise 50'den fazla ülkeye ait anne bebek temalı antika bebekler yer alıyor. Bu hafta konuğumuz İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ile İKSV ve kültür sanata dair çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İzleyelim. Görgün Bey merhaba, Poster'e merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İKSV her sene olduğu gibi bu senede sanatın her alanında etkinlikler yapmaya devam ediyor. Peki 2024 senesinde sanatseverleri daha hangi etkinlikler bekliyor? İstanbul Kültür Sanat Vakfı 52. senesini yaşıyor. Bu senede her seneki rutinini bozmadı ve İstanbul Film Festivali ile başladı. İstanbul Film Festivali bu sene geçtiğimiz senelerden de daha coşkulu, daha başarılı geçti. Bence bunun birkaç nedeni var. Evet. Bunlardan bir tanesi Beyoğlu'na daha ağırlıklı bir şekilde yer aldı İstanbul Film Festivali. İkincisi tabii yurt dışından gelen o kadar çok yıldız oyuncu, yönetmen ve film alanında çalışan kişi vardı ki saymakla bitmez. Ama tabii bunlar festivale çok büyük bir renklik kattılar. Bunlar içinde bir kişiden özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü evet. Benim de gençliğimde ve işte yani yıllarca film seyrettik. Onların içinde çok önemli bir yönetmendir. Wim Wenders. Wim Wenders'in evet. Buraya gelişi, Türkiye'ye ilk defa geldi. Bence festivalin doruk noktasıydı. Venedik'te de bir şey vardı, bir faaliyetimiz vardı. Evet. Türkiye pavyonunu biliyorsun. Evet. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı yürütücülüğünü yapıyor. Evet. Orada da Gülsün Kara Mustafa'nın bir işi vardı. O da çok büyük ilgi gördü. Özellikle yurt dışında basında hakkında birçok yazı çıktı. Onun için senenin ilk kısmındaki bu önemli iki faaliyeti ki aslında bir sürü başka şey yapıyor İKSV ama teker teker onlara çok zamanımız yetmez. Başarıyla geçirdik. Bundan sonra müzik festivali başlayacak. Evet. Müzik festivalinden sonra da işte İstanbul Caz Festivali. Film Ekimi, Gezgin Salon Festivali, evet. İstanbul Tiyatro Festivali diye hayatımız sürüyor. Bizim binamızın girişinde bir salon adını verdiğimiz, daha çok yeni müziklerin evet. yer aldığı, yeni sanatsal faaliyetlerin yer aldığı bir mekan var. O yıl boyunca zaten devam ediyor. Yani diyeceğim şu ki, faaliyetler sonsuz ama bu faaliyetlerin evet. yanı sıra sosyal etki itibariyle de İKSV hem güncel kültür politikaları üzerine kafa yoruyor, evet. çalışıyor, hem de sanatsal üretime ve sanatçılara destek olmak için kaynaklar ayırıyor, kaynaklar yaratıyor ve bunları sanatçılarla paylaşıyor. Diyeyim biraz uzunca bir cevap oldu ama çok güzel İKSV'yi de şöyle bir genelde bütün sene boyunca ne yaptığını aktarmak istedim sana. Aynı zamanda 2022 senesinde İKSV'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde Gençler Fonu yarattınız. Biraz da bundan bahsedelim. Ya bizim tabii biz bir kültür kurumuyuz. Kültür sanat kurumuyuz. Evet. Kar amacı gütmüyoruz. Kamu yararına bir kuruluşuz. Bir vakıfız. Bir özel vakıfız evet. ama eninde sonunda bizim gelirimizin çok önemli bir kısmı özel sektörün sponsorlukları ve evet. katkılarıyla ve bizi destekleyenlerin bu büyük kumbaraya attıklarıyla evet. oluşuyor. Biz de bunların içinden belli bir fonu her sene bir çağrıda bulunarak
Gençlere ayırmayı planladık. 50. senede biliyorsunuz faaliyetler çok güzel. Çok uzun senedir bu faaliyetleri yapıyoruz. Ama bir daha kültüre erişemeyenler, burslara erişemeyenler, evet, bu alanda çalışmak için çaba sarf eden Türkiye'de çok fazla sayıda genç var. Ya inanır mısınız bizim her gün aldığımız mektupların haddi hesabı yok. Kimisi burs arıyor, kimisi projesine destek, evet, istiyor. Kimisi işte ben bu yola çıktım 17 yaşındayım ne yapayım diye soruyor. Tabii bunların hepsini kucaklayabilmek için maddi manevi çok imkan gerekiyor. Biz de bu alanda kucak açtık. Bizi destekleyenler de buna cevap verdiler ve böyle bir genç sanatçı fonu, evet, oluşturduk. Önce bir bu konuda çalıştık. Şimdi bunun bir benzerini de yeniden tekrar edeceğiz ve bu fonu giderek zenginleştireceğiz. Her sene bu fonun içinden belli bir miktarı, her sene 100 bin dolar civarında bir miktarı işte tiyatro, film, müzik, caz gibi, evet, alanlara, güncel sanat alanlarında ki yeni projelere, gençlerin ya da yapılması biz desteklemezsek olmayacak, evet, bir takım projelere harcıyoruz. Ben onun da çok yararlı ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kültür ve sanat alanında çok önemli bir kaynak sorunu zaten var biliyorsunuz. Evet. Bu kaynağın da yerine gidebilmesi, özellikle gençlerle buluşabilmesini çok önemsiyoruz. Onun için de bunun adına gençler, genç sanatçı fonu dedik. Bize çok fazla sayıda destek ve proje de geliyor. Bu alanda yaptığımız müzik festivalinde Yarının Genç Yıldızları, Genç Kadın Yıldızlar projeleri, Mercedes'le birlikte Sade Güncel Sanat, evet, projesi, Gülüş Surur Yengin Cezar Fonu'ndan yaptığımız Genç Tiyatrocular projesi gibi 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 birçok başka proje ve, evet, destek sanat ve sanatçılara ve sanat topluluklarına destek verdiğimiz alan var zaten. Bunu da giderek güçleneceğini düşünüyoruz. Bizim en önemli yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Etkisini de çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Peki festivaller ve biyenellerin uluslararası kültürel ilişkilere ne gibi katkıları var size göre? Şimdi bu alanda Türkiye'de biliyorsunuz ülkeden bir örnek vereyim. Kültür ve sanat alanında Kültür, evet, ve Turizm Bakanlığı'nın yapmaya çalıştıkları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları ve Kültür AŞ'nin İstanbul Kültür Daire Başkanlığı'nın yaptıkları var. Biz ve bizim gibi kültür sanat kurumlarının, evet, yaptıkları var. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman ortaya bir büyük resim çıkıyor. Bu büyük resimde dışarıya yansıyor. Yani uluslararası alanda, uluslararası kültür kurumlarının bildikleri sadece biz ya da sadece bakanlık ya da işte sadece belediye değil. Bu büyük resim. Bu ilişkiler de doğal olarak ülke insanlarının birbirlerini daha iyi tanımasına ve çok büyük bir havuz varsa dünya kültürü diyebileceğimiz, evet, o dünya kültürü havuzuna kimin ne kadar katkıda bulunduğuyla doğru orantılı bir şey ortaya çıkıyor. Daha çok dinleme, daha çok birbirini anlama ve daha çok artık ona diyalog mu dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama için açılan kapıdır bu büyük kültürel ilişkiler. Hiçbir ülke günümüzde kendi içine kapanarak bir yere gidemez. Artık kendi içine kapanamayacağınızı, özellikle kültürel ilişkilerin, ülkelerin ve diplomatik açıdan da halkların da birbirlerini daha iyi anlaması için en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkilerde, bu kültürel ilişkilerde özellikle çatışmaların çok yüksek olduğu günümüzde birbirimizi daha iyi anlayabilme ve şöyle bir bazen nefes alabilme, bazen soruları sakin bir şekilde dinleyebilme ve biraz daha düşünerek cevap verme için alan açar. Onun için de çok değerli buluyorum. Peki İKSV etkinliklerindeki sanatseverlerle buluşturduğu sanatçıları nasıl belirliyor? Şimdi İKSV'nin her türlü faaliyetinin başında, evet, bir o faaliyetten sorumlu arkadaşımız var. O programları da genellikle o tip programları o arkadaşlarımız ilgili danışma kuruluyla istişare, görüş alışverişi içinde bulunarak ve dünyayı takip ederek ve aynı zamanda birçok defa da o faaliyet neyse, tiyatroysa, evet, işte güncel sanatsa ya da şeyse, klasik müzikse vesaire gerekiyorsa uluslararası toplantılara katılarak ya da gidip yerinde izleyerek karar veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli zamanınızı ayırdınız. Ne demek? Minnettarım. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Geride bıraktığımız hafta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı haber turumuzda izleyelim. Brezilya'da Madonna rüzgara esti. Pop'un kraliçesi Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki ünlü plaj Copacabana'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Ücretsiz olan konsere 1.6 milyon kişi katıldı. Plaja akın eden milyonlarca kişi tek bir ağızdan Like a Prayer, Vogue ve Express Yourself gibi hit parçalara eşlik etti. Madonna böylece dünya turnesindeki son konserini de vermiş oldu. Ünlü şarkıcı turne provaları sırasında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüş ve ölümden dönmüştü. Arnavut asıllı İngiliz sanatçı Dua Lipa'nın yeni albümü müzikseverlerle buluştu. 3 Grammy ve 7 Brit ödülüne sahip olan Dua Lipa'nın 11 şarkıdan oluşan yeni albümü Radikal Optimizm, sanatçının 3. stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor. Oscar ödüllü efsane oyuncu Anthony Hopkins'in yeni projesi belli oldu. Hopkins, ünlü besteci George Frederick Handel'a hayat verecek. Kuzuların Sessizliği ve Hannibal gibi kült filmlerin yıldızı Anthony Hopkins'in rol alacağı filmin ismi ise The King Covent Garden. Film 2025'te vizyona girecek. Filmde George Frederick Handel'ın ünlü koro başyapıtı Mesih üzerinde çalıştığı dönem anlatılacak. Türk tiyatrosunun sembolü Afife Jale'nin hayatı tiyatro sahnesine taşınıyor. Serdar Biliş'in yöneteceği oyunda Afife Jale'yi ünlü oyuncu Demet Evgar canlandıracak. Oyunun hazırlıkları devam ederken Evgar'a eşlik edecek sanatçılarla ilgili görüşmeler ise sürüyor. Bu hafta sanatın izinde farklı türlerde söylediği şarkılarla beğeni toplayan müzisyen Elif Sanchez'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzleyelim. Elif merhaba, Poster'e hoş geldiniz. İlk albümünüz Azerice ve Türkçe'de olan, türkülerden oluşan albümünüzden sonra ikinci albümünüz Mivos'da dünyaca ünlü sanatçı, Grammy ödüllü sanatçı Javier Limon'la çalışma fırsatı buldunuz. Yollarınız nasıl kesişti? Javier'le yollarımız yıllar önce Berkeley'de kesişti. Evet. Bildiğin üzere Berkeley'den mezun oldum ve evet. 2011 yılında Amerika'ya taşındım. Şanslı müzisyenlerdensin. Evet, öyle güzel bir tecrübe yaşadım orada ve Javier Limon da Berkeley'de Akdeniz Enstitüsü'nün kurucusuydu. Ve birçok proje yapıyordu aynı zamanda Boston'da. Zaten Boston ve Madrid'de iki ayrı yerde yaşayan bir prodüktör. Berkeley'de birkaç iş yaptıktan sonra bizim böyle kimyalarımız uyuştu diyeyim. Evet. Ve biz Berkeley'de de birkaç iş yaptık birlikte. İşte Antonio Serrano'yla konserler yaptık. Akdeniz Enstitüsü, Mediterranean Music Institute diye kaldı aklımda. Evet. Akdeniz Enstitüsü'yle birçok konser yaptık. Birçok konserlerini ben produce ettim. O şekilde tanıştık ve işte yıllar sonra ilk albümümde söylediğim bir İspanyolca şarkıyı çok beğendi ve hadi sana İspanyolca bir albüm yapalım dedi ve Mivos'ta aslında Mivos'un hikayesi de böyle ortaya çıktı. Şunu merak ediyorum. Şimdi siz hem türküleri söylüyorsunuz, aynı zamanda İspanyolca da bir farklı bir tarz. Hı-hı. Onların da böyle çok zor, hani melizmaları var, hani daha iyi biliyorsunuz kırtlakları. Nasıl yapabiliyorsunuz bunu ve İspanyolca şarkı söylemek zor mu? İşte bu tarzlardan sonra o tarzda bir şey söylemek nasıl? Ya ben bugüne kadar hep hayatımda olan kültürlerini aslında bir tık tanıdığım, bildiğim dilleri hep söylemeyi tercih ettim. Yani zaten hani Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Ben Erzurumlu bir ailenin çocuğuyum. Ve bu yüzden Azerbaycan Türkçesinde iyi söylüyor. Ya iyi söylediğimi düşünüyorum, hakkını verdiğimi düşünüyorum. Çünkü çok çalışıyorum. Ben ilk dinlediğimde sizi Azerbaycanlı zannetmiştim. Gerçekten o kadar. Çünkü o lehçeyle biz de konuşuruz. Aynı şekilde İspanyolca'da belki biliyorsunuzdur, eşimin ana dili İspanyolca. Evet. O yüzden sürekli o kültürün içinde olduğum için yani dil aslında bana biraz böyle natural olarak, yani natural geldi. Çok zorlanmadım. Eğitim aldınız mı? Eğitim almadım ama yani çok çalışıyorum. Eşimle birlikte çok çalışıyoruz. Evet. Bana telaffuz her gün çalıştırıyor ve çok
katıdır kendisi. Evet. Melizmaları da bir tık aslında zaten Türk kalmaya çalıştığım için çok da fazla o tarafa gitmiyorum. Benzerlik var mı? Sanki bazen var. Dinlerken böyle ben hani evet. Benziyor gibi bir şeyler seziyorum ama. Ya ben flamenkoyu aslında biraz bizim bozlaklarımıza falan benzetiyorum. Evet. Bizim türkülere benzetiyorum. Sadece böyle tavır farklı. Ben de zaten o tavırla değil o melizmaları kendi tavrımızla söylemeye evet. çalışıyorum. Her zaman her yaptığım projede böyle biraz Türklüğü korumaya evet. çalışıyorum. Peki Madrid'e taşınmanızın kariyerinize nasıl etkileri oldu? Madrid'e taşınmam beni şöyle güzel yani kişisel hayatımı da güzel etkiledi. Evet. Birincisi yeni bir yer, yeni ne derler, benim için ilham alacağım yeni şeyler. Evet. Yeni şeyler etrafımda var, yeni bir müzik var. Yaptığım müzik de zaten İspanyolca ve biraz flamenco etkileşimli olduğu için evet. o kültürün içinde olmak zaten benim müziğimi de çok fazla destekledi. Ya Madrid benim için çok iyi oldu açıkçası, iyi geldi bana Madrid'e taşınmak. Peki şimdi sizin yaptığınız müzik tarzlarından bahsettik. Farklı müzik tarzlarından harmanlanarak çalışmalar yapıyorsunuz. Peki merak ediyorum, siz kimleri dinliyorsunuz? Kimlerden ilham alıyorsunuz? Of çok, o kadar çok ilham aldığım, dinlediğim insanlar var ki, inanılmaz müzisyenler. Bunların başında ben Arka Nour... Evet. Büyük fanıyım diyeyim. Erkan Oğur benim için çok önemli bir sanatçıdır. Azize Mustafa Zade. Çok severiz. Severim ve benim de favori zaten, sanatçılarımdan. Yani bilmiyorum. Zaten dinlerken kesinlikle ondan esintiler duyabilirsiniz. Çünkü evet. bence bir tanrıça dinlerken kendisi. Dinlerken gerçekten evet. Kendisi bir tanrıça ve umarım bir gün tanışırım. Umarım bir gün onunla aynı sahnede olma şansını da yakalarım. Erkan Oğur, Aziza, onun dışında salsa çok seviyorum. Alayım Perez çok dinliyorum. O kadar çok kişi var ki böyle aklıma gelmiyor şu an ama tabii Omar Portuondo var. Latin müzik çok dinlemeyi seviyorum. Eskileri seviyorum biraz. Evet. Ruhum... Klasikçisiniz. Evet, klasikçiyim. Biraz ruhum daha eskilerde benim. Kenan Doğulu'yla çok güzel bir düet yaptınız. Kurşun Adresi Sor Maske parçasına. Nasıl kesişti yollarınız? Yani aslında biraz çılgınca bir fikirle benim sadece Kenan'a böyle bir şey yapsak nasıl olur dememle başladı aslında. Ya enteresan, çok güzel bir süreçti. Evet. Ben Mibos albümünü kaydederken tabii Javier birçok şarkı yazdı bu albüm için. Albüm için yani 7-8 şarkı evet. neredeyse Javier'in şarkısı. Tabii bu albüm İspanya'da dinlenecek bir albüm oldu. Belliydi. Çünkü Javier'in yaptığı bir albüm. Javier İspanyol marketinde ve İspanya'da çok önemli bir evet. prodüktör. Ben bu albümde çok istedim ki Türk bir şarkı yazarının şarkısı olsun. Evet. Ve onlar da bizim ne kadar iyi şarkı yazarı olduğumuzu görsün. Ve aklıma yani işte Sezen Aksu'lar geldi, Kenan Doğulu'lar geldi ve herhalde bilmiyorum evrene güzel bir enerji yolladım ve o hafta tesadüfen bir yerde karşılaştık Kenan Doğulu'yla evet. ve biz işte tanıştık ve dedim ki böyle bir şey var aklımda, yapsak mı? Olabilir, gel görüşelim dedi ve biz buluştuk, çaldık, söyledik. Çok güzel oldu gerçekten. Ben dinledim, muhteşem. Çok teşekkürler. Sağlık. Gerçekten çok ya güzel. Onun da açık görüşlü olması ve evet. çok gerçekten destekçi olmasıyla çok güzel bence bir şarkı ortaya çıktı. Azerbaycan türkülerine hayranlığınızı biliyorum. Sizin için farklı bir yere sahip olan türkülerden biri de Ayrılık türküsüydü. Ve hatta siz Berkeley'nin düzenlediği festivalde o şarkıyı söylemiştiniz. Evet. Peki izleyicilerin tepkisi nasıl oluyor? Onlar için farklı bir tarz bu müzikler. Tabii yani ki. Alışmadıkları müzikler. Tepkileri nasıl oluyor yabancı dinleyicilerin? Ya genelde zaten bizim folk müziğimize karşı çok olumlu tepkiler geliyor. Ben hiçbir zaman olumsuz bir tepki görmedim. Onlara, ya bizim kültürümüz evet. çok zengin ve köklü bir kültür. Ve müziğimiz çok duygusal, çok duyguları anlatan bir müzik. Evet. O yüzden her zaman türkü söylediğim zaman
özellikle ayrılık tabii ki çünkü ülkemden uzak ayrılığı söylemek benim için çok özeldi ve çok güzeldi. İnsanlar bunu hissediyor tabii ki. Ve her zaman o enerjiyi, o güzel tepki hep geri döndü bana. Nasıl tanımlıyorlar bu müziği? Bence bu onlar için bir saatlik sanki başka bir yere seyahat etmek gibi. Yani tamamen oradan, o salondan çıkıp aslında belki Türkiye'ye, belki Azerbaycan'a gidiyorlar o sırada. Çünkü benim için müzik sadece duyu değil bence. Onu tadıyorlar, onu hissediyorlar, duyuyorlar. Yani, tamamen böyle bütün bir tecrübe. Evet. O yüzden onlar için sanki aslında yani seyahat gibi, bir seyahati tecrübelemek gibi bir saat içinde. Peki son olarak da gelecek projelerinizden bahsedelim. Takipçilerinizi, izleyicilerinizi, dinleyicilerinizi hangi projeler bekliyor? Birçok proje var. Çok heyecanlandım. Çok güzel projeler yakın zamanda gerçekleştirdik. Tres Palabras single olarak çıktı eşim Paul Sanchez'le. Yine Javier Limon'la çok güzel bir proje yaptık. Böyle 10 şarkıcının, kadın şarkıcının bir arada olduğu bir albüm yaptık. Ve son olarak yine Selami Şahin'in çok sevdiğim Benim İçin Öldün Artık şarkısını yaptık. Ve 3 single'la artık single'lar yavaş yavaş çıkıyor ve önümüzde bir yine albüm üzerinde çalışıyorum. Ve çok heyecanlandığım 2 tane projem var. Bir tanesi çok yakın zamanda Alfredo Rodriguez'le Besamo Mucho adlı single'ımız çıkacak. Çok severim o parçayı. Ben de çok severim. Ve benim için çok özel çünkü bestecisi bir kadın. Evet. Consuelo Velasquez. Ve bu kadın bu şarkıyı 16 yaşında yazmış. Yani inanılmaz bir muhteşem şey. Muhteşem bir şarkı gerçekten. Evet. Ya Alfredo Rodriguez'le olan projem için çok heyecanlıyım açıkçası. İnanılmaz müzisyenler. Onun dışında bir Endülüs Anadolu projem var yakın zamanda. Onun için de çok heyecanlıyım çünkü tabii şu an Madrid'de yaşıyorum. Evet. Ve onların kültürüyle kendi kültürümü harmanladım. Böyle güzel bir proje yapmak hep istiyordum ve gerçekleşti. O çok yakın zamanda dinleyicilerle buluşacak. Onun dışında tabii ki albüm üzerinde çalışıyoruz. O da çok yakın zamanda bitmek üzere. Sabırsızlıkla bekliyoruz albümlerinizi. Teşekkürler. Elif Besamo Mucho'dan bahsettik. Sizin de benim de çok sevdiğimiz bir parça. Rica etsem biraz bize söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí, ay, ay. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Elif, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Benim için ben çok teşekkür keyifliydi. Ederim. Umarım sizin için de öyle. Aynı şekilde, son çok sağ olun. Son olarak sizden bir Azerbaycan şarkısı rica edeceğim. Tabii ki keyifle. Ben de ama sizden bana eşlik etmenizi rica edeceğim. Çok isterim sizinle söylemek. O zaman hangi şarkı olsun? Gele ise her olsun olur, mu? Olur, onu biliyorum. Tamam, o zaman siz başlayın. Ben sonra size eşlik edeyim. Oo, gözler kimi? Her taraf kara. Bu yollar seni aparır hara. Hoy esta mañana el sol vuelve a brillar. Una nueva historia nace sol, despierta y alumbra. Pinta de colores o el mar ya más no habrá. La tiniebla huye cuando vi el mar. Gele ise her,
geleyse. Çok teşekkür ederim. Ay harikasınız. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sıradaki bölümümüz sinema severlerin merakla beklediği vizyondakiler. Beyaz perdeye uzanalım. Bakalım bu hafta yerli ve yabancı hangi filmler vizyona girdi? Oğlum babam nerede? Kendisi elimizde. Çocuklar şaka falan mı yapıyorsunuz? Ölü mü? Aynı apartmanda o gün iki daireye bekledikleri buzdolapları gelecektir. Zeynep ve Nihat çifti önceki gece hırsızların girdiği spotçudan ikinci el buzdolabı beğenmiştir. Diğer dairede oturan Sebahattin'in dairesine de kaçak yollarla getirttiği buzdolabı teslim edilecektir. Bu kaçak buzdolabının içinde ölmüş babaları vardır. Dolaplar karışır ve karakterler bu olayların içinden çıkmaya çalışırlar. Bir babamızı bulacağız, iki bu adamdan kurtulacağız. Nihat dikkat et tamam mı? Kimse görmesin. Ya peki biz nerede buluşacağız bu adamla? You will clean studios and performance spaces during your breaks. And you will under no circumstances distract my students from reaching their full potential. Genç bir kadın olan Sem'in en büyük tutkusu danstır. Kariyerinin en önemli rolünü alan Sem, Kırmızı Papuçlar adlı bale temsilinde başrol oynamaktadır. Ancak her şey temsil gecesi kardeşinin trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle alt üst olur. Bu trajedi Sem'in Uluslararası Bale Akademisi'ni bırakmasına neden olur. Liseye geri dönen ve isyankar Eve'le yakın arkadaş olan Sem, süpermarkette hırsızlık yaparken yakalanınca kamu hizmeti cezasına çarptırılır. Ceza olarak eskiden öğrencisi olduğu bale akademisinde temizlikçi olarak çalışan Sem, Kırmızı Papuçlar Balesi'nin yeni baş dansçısı Grace'i provalar sırasında sakatlık geçirince Miss Harlow Sem'e rolü devralması için baskı yapar. Sem başta ikna olmasa da dansa olan aşkı baskın gelecektir. I'm not her. Good. Now let me see who you are. Süper Köpekler bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini konu ediyor. Büyük abi Gino bir bilim insanının gözüne girmek için çabalar. Lisa bir dans yarışmasını kazanmanın yolunu ararken Alex ve Timon'un futbol konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan rahatsız olan minik Aliş onları barıştırmak için harekete geçer. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Pervane'yi oğlumuz Barış'a istiyoruz. Hüsür. Görücü evlilik vesilesiyle bir araya gelen ve bu süreçte birbirlerine söyledikleri yalanlar sonucu kendilerini türlü olaylar içerisinde bulan biri Türkiye'li, diğeri Azerbaycanlı iki ailenin hikayesini konu ediyor. Anne, biz Bakü'ye beni mi evlendirmeye geldik yoksa sana koca bulmaya mı geldik? Her oğlun işi değil, babasının erkeğinde iştirak eder. Maymunlar Cehennemi yeni krallık, maymunların hüküm sürdüğü, insanlarınsa gölgede kaldığı bir evrende geçiyor. Yeni acımasız maymun lideri güçlü bir imparatorluk kurar. Bu sırada genç bir maymun geçmiş hakkındaki bildiklerini sorgulayacağı macera dolu bir yolculuğa çıkar. Zorluklarla dolu bu yolculuk onun hem maymunlar hem de insanların geleceğini belirleyecek seçimler yapmasına neden olur. Gaziantep'imizin Zeugma Müzesi'nin Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları şehrimize getirilip yerine yerleştirildi. Çingene Kızı Zeugma müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. Çingene Kızı mozaiği Amerika'dan Gaziantep'e Zeugma Müzesi'ne getirilmiştir. Bu durum müze müdürü Esra ve güvenlik görevlisi Zeki kadar birçok kişinin heyecanlanmasına neden olur. Heyecanlananlar arasında değerli eseri çalmayı planlayan Barbaros ve adamları da vardır. Ancak mozaik bir anda ortadan kaybolunca büyük bir kargaşa olur ve herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Zekiciğim! Ayus! Peki müzeye beraber geldiğin arkadaşlarının birinin üzerinde bıçak çıkmış. Yazar Özlem Çetinkaya'nın Anne Çiçekleri kitabı raflarda yerini aldı.
Anne Çiçekleri, anne kız ilişkisi üzerinden bir kendini bulma hikayesini anlatıyor. Bütün bu anne kız hikayelerinin arkasında aslında şunu da vurguluyor. Diyor ki bir yakın çember içerisinde, aile içerisinde belirli sırlar, konuşulamamış şeyler, hissedilip dile getirilememiş duygular varsa bunlar bir şekilde ilişkiye, insanın kendisine ve çevresine zarar veriyor. Bütün bu zararlar da böyle bir şey gibi, hani bir taşı suya attınız ve dalga yayılıyor gibi etrafa yayılıyor aslında. Ve anne çiçekleri bir zincir kıran olmayı hedefleyen bir metin. Yani bu tırnak içinde sorunlu dediğimiz ilişkilerden nasıl şefkat ve sevgi doğurabiliriz ve bununla birlikte nasıl çok daha huzurlu bir ilişkiler ağının içinde yaşayabiliriz'i soruyor ve onun cevaplarını arıyor. Roman türündeki kitap duygusal bir olay örgüsünü takip ediyor. Karakterlerden bir tanesi hasta ve ölmek üzere olan bir anne. Ana karakter zaten Özlem, o da bu hasta annenin kızı. Ve oradaki ilişkide böyle kurulamamış, yarım kurulamamış ya da yarım kalmış bir takım şeyler var, bağlılıklar var. Ve karakter çok aslında naif ve sevgiye ve şefkate çok inanan ve dünyanın bunun üzerine kurulu olduğuna inanan bir karakter. Ama annesine karşı zaman zaman nefreti var. Annesine karşı zaman zaman öfkesi var. Annesinin hasta olduğuna bile kızıyor. Annesiyle kuramadığı, yaşayamadığı şeylere çok büyük özlemi var. Yaşadığı şeylere karşı duyduğu belki yetersizlik hisleri var. Bütün bunlarla helalleşmeden annesinin ölmesini istemiyor. Çünkü annesi de bu dünyadan veda ederken, bu dünyaya veda ederken o sevgi ve şefkatle veda etsin istiyor. Aslında annesinin yolculuğuna bir parçacık şefkat tohumları ekmek istiyor. Hem de kendi yolculuğuna tabii. Bizden bu kadar. Posteri kapatırken değerli annelerimizin Anneler Günü'nü tekrar kutluyor ve sizlere iyi hafta sonları diliyoruz.